Kıymetli sivil toplum temsilcileri, değerli konuşmacılar, sevgili izleyiciler, 13.sünü gerçekleştirdiğimiz filantropi seminerine hepiniz hoş geldiniz. Pandemi koşulları gereği bu kez seminerimizi dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Ancak online'da da olsa sizlerle buluşmanın heyecanı bizler için hep aynı. Çok etkileyici bir performansla başladık. Böyle zor günlerde müziğin, sanatın iyileştirici gücü yine kendini gösterdi. Sevgili Adriana, hep hem performansı hem de ufuk açan sunumu için çok teşekkür ediyorum. 2007 yılından bu yana düzenlediğimiz filantropi seminerlerinde amacımız sivil toplum ve filantropi alanında dünyadaki yeni yaklaşımları tartışabilmek, Türkiye ile yurt dışındaki çalışmalar arasında köprüler kurabilmek. Son iki seminerimizde teknolojinin engelli bireylerin bağımsız yaşamına katkısını konuştuk. Aslında ne kadar yerinde bir konuya el attığımızı bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Yaşadığımız COVID-19 salgını sürecinde teknoloji hayatımızın çok kritik bir parçası haline geldi. Bu dönemde toplumsal hayata katılım için teknolojiye erişimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ancak teknolojinin fırsatlar yarattığı kadar eşitsizlikleri artırdığını ve derinleştirdiğini de endişeyle gözlemliyoruz. Teknolojik araçlara erişimin kısıtlı olanlar ve özellikle engelliler bu dönemde haklarına erişmekte büyük zorluklar yaşadılar. Dünyada eğitime erişimde yaşanan sorunlar yüzünden kız çocuklarının okuldan kopma ve erken yaşta evlendirilme riskinin arttığı konuşulmaya başlandı. Ayrıca pandemiyle artan aile içi şiddet olaylarında kadınların dijital araçlara erişimi olmadığı için seslerini duyuramamaları önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı. Tüm bu sorunlar bir yanda çözülmeyi beklerken, bir yandan da salgın süreci hepimizin alışkanlıklarını değiştirdi. Salgınla gelen zorlayıcı şartlardan dolayı uzun vadede yaşanması beklenen dijital dönüşüme çok hızlı uyum sağlamak durumunda kaldık. Bu süreçte teknolojinin dönüştürücü gücünün etkisi filantropi alanında da çok yoğun olarak gözlemlendi. Sivil toplum faaliyetleri farklı yönlere evrildi, kendine yeni çıkış yolları aradı ve buldu. Yeni dönemde anlık ve acil ihtiyaçlara yönelik bağışlar, online platformlar üzerinden çok hızlı şekilde karşılanmaya başladı. Son zamanlarda çok sayıda küçük bağışların bir araya gelerek ciddi hastalıklarla mücadele edenlere veya afetzedelere desteğe dönüştüğünü de gözlemledik. Teknoloji bu anlamda biraz da uzakları yakın etti, yokları var etti. Dayanışmanın kıymetini artırdı ve kolaylaştırdı. Değerli izleyiciler, Sabancı Vakfı olarak bu dönemde teknolojinin dönüştürücü gücü üzerine eğilmenin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle filantropi seminerinin temasını sosyal değişim için teknoloji olarak belirledik. Sosyal değişim için teknoloji. Ve bugün herkes online mı diye soruyoruz. Teknolojinin tam anlamıyla bir sosyal fayda yaratabilmesi için tüm bireylerin teknolojiye eşit şekilde erişebileceğine emin olmamız gerekiyor. Yıllardır yürüttüğümüz çalışmalardan da biliyoruz ki toplumsal hayata katılımda en fazla sorun yaşayanlar bizim de odağımızda olanlar. Kadın, genç ve engelli bireylerdir. Bugün teknolojinin kırsalda yaşayan gençlere sunabileceği fırsat eşitliğine,
kadına yönelik şiddetle mücadelede yarattığı çözümlere, engelli bireylerin bağımsız yaşamına katkılarına dair örnekleri dinleyeceğiz. Ana konuşmacımız, genç kızları kodlama ve teknoloji alanında destekleyen Senegal asıllı sosyal girişimci Meryem Cem. Kendi hayatında başlattığı dönüşümü ve 1 milyon kız çocuğuna ulaşma hayaliyle kurduğu I Am The Code bizlerle paylaşacak. Ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarından çok kıymetli konuşmacılar teknolojiyle dönüşen ve güçlenen hikayelerini anlatacaklar. Her birinin hikayesi birbirinden kıymetli. Kendilerinden dinlemeyi büyük bir heyecanla bekliyorum. Konuşmacılarımıza Serdar Kuzuloğlu'na ve ekranları başında heyecanımıza ortak olan siz kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu dop dolu içeriği gerçekleştirmek üzere aylardır yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiren başta Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve onun çok kıymetli ekibine tek tek teşekkür ediyorum. Daha erişilebilir, adil bir dünya hayaliyle herkes için faydalı ve ilham dolu bir seminer olmasını diliyorum.